Herkese merhaba. Bugün Antalya'ya Murat abiyle birlikte yolculuk yapacağız. Cupra Formentor deyince beni hiç ikiletmedi. Antalya'ya gidiyoruz Cupra Formentor'la deyince. Şimdi bu araç olunca akan sular duruyor bende. Çünkü bu araç Türkiye'de ilk çıktığı günden beri senle de uzun seyahatler yaptık. Binlerce kilometre kullandık, defalarca kullandık. Her seferinde aynı keyfi aldım. Böyle yol üzerinde hani uçan halı var ya, o kadar pürüzsüz, o kadar rahat, beni o kadar yormadan ama aynı zamanda da böyle dinamik ve insanı biraz daha ruhunu gençleştiren bir otomobil olduğu için, bir SUV diyebiliriz buna tabii ki. Böyle bir araçla uzun bir yol yapmak, İstanbul trafiğinden kurtulmak asla kaçınılmayacak bir teklifti benim için. Tasarımı da çok sportif değil mi? Yani gerçekten böyle çok sportif duruyor rengi, tasarımı ama şimdi otomobilden bahsederiz. Yolda biraz otomobille ilgili konuşuruz. Peki Antalya'ya niye gidiyoruz? Sen hiç sormadın. Evet, sadece Formentor deyince kabul ettin. Evet. Şimdi bu hafta sonu bizi çok keyifli bir etkinlik bekliyor. Tenis sever misin? Severim. Padel diye bir spor var, onu duydun mu? Ya adını duydum ama çok bilmiyorum. Evet, aslında ben de çok bilmiyorum. Ama bugün, yani bu hafta sonu, bugünden itibaren başlayan hafta sonunda Antalya'da uluslararası padel turnuvası var. İşte beraber onu takip edelim istiyorum. Hem de birazcık sporu da öğrenelim. Nasıl bir spor olduğunu. Türkiye'ye de çünkü yeni girmiş. Oldukça da değişik bir spor aslında. Değişik. Şimdi merak ettim. Şansımız olursa senle bir padel turnuvasının bir parçasında da biz katılalım, biz yapalım. Bakalım ne yapacağız, yapabileceğiz mi? Onu deneriz. Onu da görelim. Ama en azından sana turnuvayı takip etme sözü veriyorum 2 gün boyunca. Tamam, o zaman sözü uzatmadan araca geçelim. Direksiyon bende. Tamam. Abi yalnız bu Antalya'nın yağmuru meşhur diyorlar ya, daha arabaya bindik. 10 kilometre gittik, yağmur başladı. Antalya'ya gitmeden. Evet, o Antalya'da o seller falan hakikaten bazen insanı ürkütüyor. Evet ama işte ben hava durumundan baktım, bazen kapalı bazen açık. Aslında neredeyse 4 mevsim yaşayacağız bugün yani. Evet, bulut geçişlerine denk geleceğiz ama keyifli bir yolculuk olacağından ben eminim. Kesinlikle otomobilde farklı koşullarda deneyimlemiş oluruz beraber. Şimdi Cupra Formentor'un içindeyiz. Biraz dış tasarımdan ama önce bahsedelim mi? Çok sportif duruyor bir kere. O rengi, özellikle şu an kullanmış olduğumuz o mat renk. Evet. Çok şık. Yani bu renk ve bu tasarıma biliyorsun az önce de söylemiştim. Defalarca kullandığımızda her seferinde insanlar bakıyor, el sallıyor, korna çalıyor. Evet. İşte o klasik var ya, hani böyle güzel, çok şık hareketlerini falan yapıyorlar. Valla böyle bir araç kullanmak insanı hakikaten mutlu ediyor. Evet, kesinlikle. Bir de Cupra'nın aslında Seat'tan ayrıldıktan sonra, Cupra markası oluştuktan sonra ilk kendine özgü yarattığı model Formentor. Ve bununla birlikte artık Cupra ailesi de genişlemeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde evet, hangi modeller gelecek ondan bahsedelim biraz. Biliyorsun biz ilk zamanlarında aslında bu işin müjde olarak ortaya çıkmıştı. O zaman adı Elborn'du. Şimdi Born olarak piyasaya sürülüyor. Elektrikli. Arkasından Tavascan geliyor. Bunların da lansmanları ülkemizde yapıldı. Elektrikli versiyonlar çok dikkat çekiyor. Ama ben sadece elektrikli versiyon değil, Cupra'nın o dinamizmine, gençliğine vurgu yapan bu aracın 2 litrelik versiyonuna da dikkat çekmek istiyorum. Yani 300 beygirlik inanılmaz bir araç. Biliyorsun 2 litre olması nedeniyle vergi dezavantajı var ama fiyatı bir kenara bırakırsak 4 çeker sisteme sahip öyle güçlü bir aracı kullanmak, hele de böyle kıvrımlı virajlı yollarda müthiş keyif veriyor. Ama dışarıda da bahsettiğim gibi yani bu görüntüyle 1.5 litrelik hem ekonomik hem de performans ararsan onu da sana aslında belirli bir çerçeve sınırında verebilecek motoruyla birlikte rakiplerine göre gerçekten çok iyi bir fiyat avantajına sahip bu Formentor. O açıdan da bence ele almak lazım bu otomobili. Yani sportif bir görünüm istiyorum ama bütçem bu kadarına yetiyor. Hani belirli bir bütçem var dediğin zaman gerçekten bence rakipleri arasında da son derece avantajlı yeni fiyatıyla şu anda. Sana katılıyorum hakikaten. Bugünkü piyasa koşullarında baktığımızda fiyatı böyle bir araç için, böyle bir donanım için çok avantajlı. Hem aileler kullanabilir,
hem böyle hani yeni evli çiftler, genç, bekar, dinamik insanlar kullanabilir. 450 litrelik bagaj hacmi var. Bu da bu segmentte böyle bir araç için bence çok iyi. Yükleme işi çok rahat. Dolayısıyla bir de yakıt tüketiminden sana bahsedeyim bunun ben. Evet. Fabrika verilerine göre 5.6 litre diyorlar. Tabii ki o verileri tutturmak zor ama ben kullanırken 6.6 7 litre bandında kullanabildim. Uzun yolda da işte çıktığımızdan beri şu anda 6.8'i görüyorum. Ki bunu biraz daha düşüreceğimizi tahmin ediyorum ben uzun yol boyunca kilometre arttıkça. Şehir içinde İstanbul'da çok sıkışık trafikte böyle 8-8.5 litrelere çıkıyor mu bu? Bütün araçların da yakıt tüketiminin arttığını düşünürsen aslında anormal bir rakam değil. Performans olarak çok iyi. Dinamik kullanmak istiyorsan buradan spor modunu alıp aracı drive'dan spora alıp buradan çok daha şık yapabiliyorsun. Oradan ne yapıyorsun söyle. Şuradan da hemen evet. Drive profile üzerinden comfort ve sport modları arasında değişiklik yapıp ya da böyle kişiselleştirilmiş bir modla evet. İşte direksiyonun sertliği, işte süspansiyonun sertliği gibi bazı şeyleri ve aynı zamanda otomatik vitesinde tepkimelerini değiştirerek istediğin sürüş modunu kendinde ayarlayabiliyorsun. Yalnız Murat abi bir şey soracağım, fark ettim mi? Çıktığımızda sesimizin duyulmayacağı kadar yağmur yağıyordu. Bir 2-3 dakika içerisinde şu an hiçbir şey yok o tarafta. Evet, bulutu geçtik öyle tahmin ediyorum. Önümüz açık. Bulutlu ama güzel bir hava var. Mavi bir gökyüzü bizi bekliyor. Yolumuz aşağı yukarı 750 km evet. Totalde. Zamana baktığımızda navigasyondan yaklaşık 7,5-8 saat veriyor ama biz tabii yolda hem biraz mola vereceğiz. Yemek, kahve molaları, aynen. Biraz çekim molaları. Daha uzun sürecek ama ben yorulmadan gideceğimizi şimdiden biliyorum. O yüzden de çok mutluyum. İstanbul'un trafiğinden çıktık, uzaklaştık. Şu Sarnufa da değinmek istiyorum. Bilmem sen ne dersin ama bu tarz havalarda böyle hafif kapalı olduğunda buradan parmağını kaydırarak elektrikli olarak perdeyi açmak, sonra istersen o ön bölümü sunroof'un tilt olarak yukarı kaldırıp biraz daha hava almak beni çok rahatlatıyor. Ama çok güneş var, ben içeride pişiyorum diyorsan da yine böyle parmağını kaydırıyorsun. Ki bu hareketi buradaki evet. Tuşlarda da yapabiliyorsun. Touch slider kaydırma. Olarak adlandırılıyor. Evet. Ya bunlar çok güzel teknolojiler. Evet. Bir malzeme kalitesi de ayrıca çok güzel. Yani dokunma hissiyatı böyle kaliteli malzeme içeriği olduğunu görüyoruz. Koltukların tasarımı yine çok sportif. O dikişlerin rengi, markanın logosu renginde. Markanın logosu çok modern duruyor zaten. Çok teknolojik duruyor. Yani ben... Senin bununla ilgili bir tespitin var aslında. Evet, ben dövme yaptırmayı kendime çok böyle beceremiyorum. Hani yaptırsam keşke ama yaptırsam belki de ilk yaptıracağım dövme bu dövme. Tribe dövmesi diyorlar ya, kabile. Ya bu tasarım, bu dövme, bu logo, daha doğrusu dövme dedim. Bu logo tam dövme olacak bir logo. Çok hoşuma gidiyor. Renk de çok güzel, bakır rengi. Çok dinamik. Hakikaten diyorum ya, dövme yaptıracak olsam bunu yaptırdım ilk. Bir şey daha ekleyeceğim sana, içeriği anlattın ya. Şu farkında mısın? Bak kapıdan başlıyor. Bütünleşik, ön konsol devam ediyor. Bu içerideki ambiyans aydınlatma özellikle tünellere girdiğinde veya gece kırmızı olarak çok güzel yanıyor. Bir artısı daha var. Eğer kör noktadan bir araç geliyorsa buradaki ışıkla da seni uyarıyor. Bu da güzel ki günümüzde biliyorsun motosiklet kullanımı arttı. Artık kör noktada çok sık bir araç olabiliyor. Bu iyi bir teknoloji. Birçok güvenlik donanımının yanında benim en beğendiklerimden bir tanesi. Peki son olarak motor teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. 1.5 litre hacminde şu an kullanmış olduğumuz motor. Evet. İki farklı motor seçeneği olduğunu söylemiştin. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Yakıt tüketiminden daha az önce bahsetmiştin. Gene çift kavramalı bir DSG şanzıman sistemiyle 7'ileri kombine edilmiş. Sürüş hissiyatı gayet iyi ve özellikle bu otomobilde konfor odaklı bir süspansiyon sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Ama virajlarda da bize açıkçası bu olumsuz yönde etki etmedi. Çok güzel ayarlanmış yani. Yani konfor mu dersen ben biraz gene spora daha yakın diyebilirim. Çünkü virajlarda araç hiç sağa sola yatmıyor. Yani ama yoldaki bozuklukları sanki çok hissettirmiyor. Çok hissettirmiyor. Hani dedim ya ben sana böyle uçan halı efekti yolda evet. Gidiyorsun süzülüyor gibi. Gaz tepkimeleri çok güzel. Bir de fren tepkimeleri benim için çok önemli. Ben dokunduğum kadarını araçta hissetmek istiyorum frende. Bunda öyle. Yani ne kadar basarsam o bastığım her milimde bana bir fren hissiyatı olarak geri dönüş sağlıyor.
O hoşuma gidiyor, güven veriyor. Şu anda da zaten gördüğün gibi pırıl pırıl bir havaya, güneşe doğru gidiyoruz. İyi güneş açtı. Hiç frenine basmaya gerek yok. Sabit hızda gidiyorum ve içeride de ses yok. Evet, süper. O zaman şöyle yapalım. Senin telefonuna Apple CarPlay'e bağladık. Buradan güzel bir müzik açalım. Beats müzik sistemiyle otomobilimizde yer alan yolculuğun keyfini çıkartıp Antalya'ya doğru yolumuza devam edelim. Uzun yolculuğun vazgeçilmezi bence diyebilirim. En keyifli müzikleri bu araçta dinleyebilirsiniz. O zaman kopilot olarak sana bırakıyorum Serkan'cığım. Bizim uygulamadan hemen seçtiğim bir müziği bana dinleyelim. Güven, ben kendi listemi hemen seninle paylaşmıştım. Buradan açıp onun üzerinden devam edebiliriz. Murat abi, Antalya'dayız. Hava süper. Mükemmel bir organizasyon. Ama arabada bana bir şeylerden bahsetmiştin ya. Yani dövme yaptırsam şöyle Cupra logosu gibi. Ondan sonra bir de padele kesinlikle başlasam buradan. Bak raketin de hazır ha. Vallahi çok sevdim ya. Çok güzel. Yani şu logo hakikaten her yere yakışıyor. Şöyle düşünsene kolumda olduğunu. Bir de padel yapıyorsun. Ben şöyle yakışır, ver bakayım sektirebileceğim mi? Ne tabii yapalım? Yaptık. Gayet o zaman güzel. Padel turnuvasını beraber takip edelim mi? Evet, bir izleyelim bakalım sporcularımız ne yapıyor, nasıl mücadele ediyor. İzlemesi de oynaması kadar bence keyifli. Nirvana Otelleri'nin sportif direktörü Burçin Badem'le beraberiz. Öncelikle merhaba diyelim bu güzel havada, güzel ortamda. Türkiye'de ve dünyada aslında yeni olan bir spor dalı, padelle ilgili bir turnuva düzenleniyor. Neler söyleyeceksiniz padel turnuvası ile ilgili? Öncelikle Murat, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani uzun yıllara dayanan dostluğumuz burada karşılaşmak nasipmiş. Ben yaklaşık 4 yıldır padele konsantreyim. Hı hı. Ve bununla ilgili olarak işte Nirvana grubumuz, yani kilit grubumuz, yönetim kurulumuzu 2 sene evvel ikna ettik ve bugüne nasip oldu. Renovasyon sürecindeyken otelimiz, kortlarımızı yaptık. Şu anda 3 tane kort yaptık. Bu sırada Şöhret Hanım'la, yani Türkiye'ye padeli getiren Şöhret Pakiç ve Tayfur'la beraberdik. Neler yapabileceğimizi planladık. Henüz federasyon kurulum sürecinde ama şu anda FIP, yani Dünya Padel Federasyonu muhatap olarak Şöhret Pakiş'i yetkili olarak atamış durumda. Hı hı. Biz de onunla beraber şu anda padel organizasyonlarının ev sahipliği yaparak büyütmek istiyoruz. Şu anda FIP Promotion turnuvasındayız. Cupra bizle beraber. Onunla beraber AS Teknoloji bizle beraber. Nirvana markası zaten organizasyon içerisinde devam ediyor. Bir de uluslararası normal Bull Padel gibi zaten büyük markaların içinde olduğu, dünya markalarını takip eden bir durum var. Şimdi biraz evvel maçları seyretmeye başladınız. Dün de inanılmaz maçlar oynandı. Şu anda sporcularla görüştüğümüzde konuşmada ne düşünüyorsunuz dedi. Hayal gibi bir şey dedi. Yani çünkü hiç bu kadar böyle bir kompleksin içerisinde, böyle bir tesisin içerisinde olmamışlar. Biliyorsunuz aynı anda şu anda 3 tane büyük uluslararası organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. Hem padelin ilkini yapıyoruz. Hem de şu anda SEV Süper Kupa finaline ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda içeride voleybolcularımız, yani İtalyan takımları ve Polonya takım var. Bu akşam da padel oynayacaklar. Salonu rezerve etti, padeli, SEV salonu demeye alışmışım. Padel kortunda top oynayacaklar. Saat 7'de Imoco takımı burada antrenman yapacak. Bekleriz yani seyretmenizi. Süper, onu da izleyeceğiz. Kaç sporcu var bu arada padelde? Şu anda 26 sporcu kayıt yaptı.
Bunda daha doğrusu suyun alt takım kayıt yaptı. 21'i start aldı. 4 tanesi çekildi. 5 tanesi çekildi. Şu anda 52 tane sporcunun 28'i sanırım veya 30 tam rakamı şu anda inanın şey yapamadım. Yabancı. Bunlardan ilk 120'den oyuncu var. 160'tan oyuncu var. Yani bunlar baktığınız zaman ana tablo artık oyuncusu olmuş oyuncular. Bu bizim için önemli bir şey. Tabii padel şu anda şey sürecinde bir de. Yani önemli tenisçilerin yavaş yavaş padele kaydığı bir dönem. Henüz 0 puanda olmasına rağmen padel, üst düzey padel oyuncusu olanlar olma ihtimali olanlar var. Keza yavaş yavaş Türk tenisinden de padele dönecek olanlar var. Onları yavaş yavaş burada duyacaksınız. Biz Nirvana olarak, Kozmo Spor Center olarak burada padel turnuvalarına hem hafta sonu turnuvaları hem de uluslararası turnuvaları ev sahipliği yapacağız. Kısmetse milli takım kamplarına ev sahipliği yapacağız. Daha doğrusu henüz federasyon olmamasına rağmen milli takım diyemiyoruz ama milli formayı, ay yıldızı formayı giymeye hak kazanacak oyunculara ev sahipliği yapacağız. Şimdi çok teşekkür Murat'cığım, ediyoruz. Murat'cığım tekrar hoş geldiniz. Şimdi mikrofonumuzu sporcularımıza uzatacağız. Bakalım onlar bu sporla ilgili neler söyleyecekler. Sözü Serkan'a bırakıyorum. Ya aslında 3 yıl önce padel sporla tanışmıştım bir öğrencim vesilesiyle. Öğrencim Danimarkalıydı. Padel oynuyordu. Ben önceden tenis oynuyordum. Onunla beraber padelle tanıştım ve çok sevdim. Ondan sonra bu benim katıldığım bu arada ikinci yarışmam. Geçen yıl düzenlenen yarışmaya da katılmıştım. Ben şimdi padel ilk kez izlemeye buraya geldim. Çok da keyifliymiş gerçekten. Bambaşka bir dünya. Ama tabii ki benzerlikleri, tenisle benzerlikleri var ya. Ama bambaşka bir spor. Evet. Ne gibi farklılıklar var? Aslında bakıyorum yani ekipmanda bile farklılıklar var. Yani bu raket, tenis raketine de çok aslında benziyor ama yapı itibariyle. Ama çok da aynı değil. Ya şöyle diyebilirim. Tenisle padel arasındaki farklar, tenis daha çok hani hiç arkadaş çevrenize 4 kişi mesela toplanıp tenis oynayamazsınız. Çünkü evet. Belirli bir teknik, belirli bir koordinasyon istiyor. Ama padel sporunda hiç bilmeseniz bile dört tarafı camla, veterlerle çevrili olduğu için top sürekli bir rally halinde, sirkülasyon halinde oyun devam ediyor. Padel de zaten popülerlik seviyesini en üst seviyeye çıkarmasının sebebinden bir tanesi çok sosyal ve popüler bir spor olmasının sebebi budur. Sürekli akıyor oyun Sürekli oyun akıyor, rally şeklinde top gidip geliyor. Peki set süreleri, set sayıları farklı mı? Şöyle, puanlama sistemi aynı. Setlerde 3 set oynanıyor padel. Puanlama sistemi de aynı. 1 set 6 game sürüyor. 6 game'e ulaşan takım kazanıyor. Aynı zamanda padelde camlar var. Top camlardan sonra, yere çarptıktan sonra camlardan sonra oyun devam ediyor. Bu da oyunu acayip bir şekilde çok popülaritesini yükseltiyor. Çünkü tam bitti dediğiniz noktada bir camdan vuruş ya da sağa doğru topu karşıya göndermesi bir anda oyunu yeniden canlandırıyor. O yüzden de çok fazla heyecan katıyor oyuna. Peki ben padel sporuna başlamak istiyorum desem mutlaka ilk olarak bir tenis altyapısına sahip olmam gerekir mi? Yoksa gerekmiyor mu? Hayır, tenis oynamamanız sizin için daha iyi ama tenis oynayanlar daha hızlı adapte olabiliyorlar. Ama mesela padel ile tenis arasında raket açışları da çok fark ediyor. Ya padel belirli alt seviyede, başlangıç seviyede mesela top spin teniste aşırı derece kullanılan bir spor dalı, bir spor vuruş çeşidi. Ama padelde ilk başlangıç seviyesinde daha çok flat, ufak açışlar, ufak vuruşlar olduğu için tenisten direkt padele başlarsanız daha az adapte olursunuz. Ama ya dışarıdan size biri baktığı zaman bu işte tenisten padele geçiş yapmış der. Rahatlıkla anlayabilir. Peki popülerlik seviyesi nasıl bu sporun? Bildiğim kadarıyla oldukça böyle artan bir ilgi var padele dünyada da. Ya dünyada da İskandinav özellikle İskandinav ülkelerinde acayip derece popülaritesi yüksek. Ve Danimarka, İspanya gibi ülkelerde zaten hani gelenek gibi bir şey haline gelmiş. Çünkü oyuncuları da çok iyi. En iyi oyuncular da İspanyol oyuncular. Zaten evet. Padel sporun çıkış yeri de Meksika olduğu için oradaki sporcular daha adapte. Şu an günümüzde Türkiye'de de popülaritesi artmaya devam ediyor. Benim bildiğim bir sürü Antalya'da, ilgi var İzmir'de. Yani. Evet. Biz Alanya Padel Akademi olarak Türkiye'nin ilk resmi akademisini açtık mesela Alanya merkezde. Hani aşırı derece ben orada antrenörlük yapıyorum aynı zamanda. Orada da mesela acayip bir ilgi var. Hani sadece yabancılardan gelen değil. Türk insanlar da hani nedir, nasıl oynanır, hani biz herkese tanıtmak adına ilk açtığımız haftalarda hafta sonu ücretsiz bir şekilde hani padel nedir, herkesi rezervasyonla oyun oynamaya davet ettik. Ve padel sporunu Türkiye'nin insanlarına da açıkladık. Ve herkesten aldığım sonuç, herkes bu oyunu çok eğlenceli buldu. Yani hiç oynayamasalar bile beraber o rally çevirmek, evet. Topun gidip gelmesi insanlara acayip bir şekilde mest etti.
Peki şimdi biz tabii Türkiye olarak burada daha yeni adım atmış sayılırız değil mi padele? Evet. Bugün uluslararası bir organizasyona tanıklık ediyoruz burada sizinle beraber. Türkiye'nin nasıl şu anda burada durumu? Yani başlangıç seviyesindeyiz tabii ama zamanla herhalde daha böyle uluslararası arenada sesimizi duyuracağız herhalde bu sporda. Ya şu an zaten yeni yeni yaygınlaştığı için turnuvada da başlangıç seviyesinde bir oyun sergiledik. Ki zaten böyle olmasını bekliyorduk çünkü rakiplerimiz hani 20 küsur yıldan fazladır bu sporla ilgileniyorlar. Yani ben sohbet etme fırsatı buldum kendileriyle. Evet. Öncelikle rakiplerimiz 29 yaşındaydı ve 20 yıldır bu sporla uğraştığını söyledi bana. Hani ben 3 yıldır padelle tanışmam 3 yılı da sürdü. Yani oynamaya da yeni başladım çünkü Türkiye'de imkanlar da kısıtlı olduğu için padel kortlarının sayısı az olduğu için şu an herkes oynayıp antrenman yapma fırsatı bulamıyor. Çok teşekkür ederiz Mahmut Bey'e verdiğiniz bilgiler için. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.